Selamünaleyküm. Bir hikaye vardı. Özbekçe'de söylemiştim ama Türkçe'de hiç söylemedim. İlk defa Türkçe'de bir hikaye anlatmaya çalışacağım. İnşallah şey olmaz. Taşlar altında kalmam inşallah. Yetim Fehd'in bir hikayesi var. Onu çok bilgin bir adam, ilim adamı, bilim adamı Salman adlı birisinden aktarılmış bize. Fahd ismindeki bir yetim hakkında bu hikaye. Fahd bu kaplan demektir. Çocuğun babası vefat ettikten sonra annesi başka birisiyle evlenmiş. Sonra bu çocuk başkalarının elinde kalmış. Sahrada. Duymuş muydunuz yok mu bilmem ama Arapların sahrada yaşayanları çekirdek yerler. O çocuğu da çocuk da oradaki evinde kaldıkların koyunlarını şey yapıyor, onlarla ilgileniyor. Çok koyunları var. O işte yaptığı için ona şey veriyorlar. Çekirdek, şu kadar çekirdek bir günde. Bir defa çekirdek veriyorlar. Sonra günün birinde çocuk ya yani aç kalmış, doymamış, sadece çekirdek yiyor, başka bir şey yok. Biraz fazla çekirdek yemiş. Onun için onu çok dövmüşler, küfretmişler. 6 yaşındaki bir çocuk yani. Yani bir çocuk için ağır bir işkence olmuş orada. İşkence dersek doğru olur bence. Oğlan gece yatacak. Olan şeyler hepsini düşünmeye çalışır. Ne yaptı ki o? Sadece birazcık fazla çekirdek yedi. Onun için o kadar yani şey oldu, zulüm oldu. Mesela ben bunu ilk defa duyduğumda düşündüm ki mesela eti çok severdim. İstediğim zaman gidip orada ister buzdolabında olsun ister başka bir yerde elimi böyle sokup oradan eti alıp yemeye başlardım. Kimse bir şey demezdi. Ekmek yerindeydi. Şey var ya, ekmek elden su gölden gibi idi. Ama bu çocuk biraz fazla yediği için cezalandırıldı. Ne düşünür o zaman? 6 yaşında. Çocukken anne ya da babamızı kızdırdığımızda onlar bize şey tokat atarlar belki. Olabilir. Ya da yüksek sesle konuşurlar. Evet. Bağırırlar, çağırırlar. Bu yüzden o zaman 6 yaşındayken dünya gözümüze bir karanlık bir şey gibi gelir. Değil mi? Hatta suç bizde olsa bile. Çünkü çok gençiz, değil mi? 6 yaşındayız. Şimdi o çocuğun durumunu hayal edin. Kimse yok. Kimse. Kimsesiz biri. Yavrum diye şey yapan, iyi konuşan biri yok. Çölün ortasında sadece ona zulmedenler var. O var. Koyunlar var. Biraz fazla yediği çekirdek var. Kimse yok orada. 6 yaşındaki bir çocuk. Ama o çocuk o akşam bir büyük plan yapar. Bu kaçış planı. 6 yaşlık çocuk için bu çok büyük bir plandır. Bizim için o. Ama 6 yaşlı çocuk için bu gerçekten büyük bir plandır.
Sabah koyunları kısımlara ayırıp sulamaya götürürdü. Koyunları sula deyince ona hepsini birden suya şey yaptı ve kendisi kaçmaya başladı. Kaçarken arkasına dönüp bakıyordu. Geliyorlar mı? Beni tutabilirler mi? Kaçabilir miyim? O kadar çok, o kadar hızlı koştu ki saatlerce. Son baktı, çok halsiz, çok yoruldu. Bakıyor, önünde bir ağaç duruyor, ağaç. Oraya geldi, yine arkasına dönüp baktı. Kimse geliyor mu, yok mu diye. Bu zamana, akşama yakın zaman. O ağacın altında oturdu, orada uyuyakaldı. Korkuyor. Kimse yok. Kurtlar olabilir mi orada? Olabilir. Her şey olabilir orada. Orada yattı. Anasının rahminde yattığı gibi. Öylece uyudu. Elinde yiyecek bir şey yok. İçecek bir şey yok. Sabah kalktı. Yine yola devam. Nereye gidiyor bilmiyor. Sağa gidiyor, dönüyor, sola gidiyor, dönüyor. Sonra uzaktan yine bir ağaç göründü. Güya o ağacın yanında birisi duruyordu. Kadıncağız. Ona doğru gitmeye başladı. Onlar birbirlerini gördüğü zaman o anda çocuk bayıldı orada. Çünkü yemek yememişti, su içmemişti. Su verdi. Sudan başka bir şey yoktu. Onların da şeyi, istikameti hurma ile idi. Hurma yoktu. Kocası şeye gitmişti, hurma toplamaya gitmişti. Sonra çocuk kendine geldiği zaman kadınca soruyor, nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Çocuk dedi ki, babam ölmüş, vefat etmiş. Annem başkasıyla evlenmiş. Duyduğum kadarıyla annemin istikamet ettiği yer şey, burayda denilen bir yer. Burayda. Sonra o kadın çocuğa yolu gösterdi. Şuraya şöyle gidersin diye. Çocuk da yola koyuldu. Çocuk uzun bir yol yürüdükten sonra çaşma denilen bir köye, bir kasabaya yaklaşmış ve orada da bir şey, çadıra rastlamış. O çadırda yeni gelin bir damatla birlikte yaşıyorlar. Gelin çocuğu görür görmez acıdı ona. Sonra onu çadıra götürdü. Damat şeye gitmişti, avlamaya gitmişti. Belli ki akşam avlanırsa eğer etli bir şey olacak, etli bir yemek olacak. O akşam evet damat avlandı, bir şeyler getirdi eve. Sonra o gelin yemek hazırladı. O senelerdir çekirdekten başka bir şey yemeyen o çocuk orada o kadar şey yaptı ki, yani et yemeye başladı. Yani güzel bir şey değil mi? Sonra gelinceğiz yıkadı onu. Saçlarını kesti. Elbiseler şey yaptı. Elbisesi de yoktu. Böyle üstünde bir şeyler varmış. Belki de ama o gelinceğiz ona şey yaptı. Güzel bir elbiseler yaptı. Yani o gelin ve damadın yanında kaldığı bir gün umrunun sonuna kadar
hatırından çıkmadı çocuğu. Fahtı hatırından çıkmadı. Hatırıma geldi, damat bey tavşan avlanıp gelmiş, tavşan getirmişti. Küçücük bir tavşan, üç kişi onu pişirip yemişlerdi. Tavşan kuyan, değil mi? Tavşan. Bu kahramanımız Fahd bu hikayeyi insanlara bir şikayet olarak değil de bir şey olarak bir örnek olarak anlatırken her zaman hikayenin bu kısmına geldiği zaman, yani bu tavşan yediği, et yediği kısmına geldiği zaman böyle yüzü gülermiş yani. Böyle nur yüzlü birine, güler yüzlü birine dönüşürmüş o zaman. O anı belki de %100 yine de hayalinde, fikrinde canlandırır belki. Onun için öyle şey olur. Hep çekirdek yerseniz, biri size et verirse, çekirdeği bırak, al et ye derse, siz de o anı oluma kadar hatırınızda tutarsınız, değil mi? Şeyh Salman diyor ki, bu hikayeyi bize aktaran, bu hikayeyi duyduğumdan beri o gelinin adını bilmesem de, onu tanımasam da, onun adına her yıl bir koyun kestireceğim. Her yıl. Sırf o tavşanı o çocuğa şey yaptığı için her sene bir koyunu sırf o gelin için kurban kestireceğim diyor. Çünkü diyor, o Fahd benim babamdır diyor. Demek ki bu bize hikayeyi aktaran Şeyh Salman, o Fahd'ın oğludur. Babasıya tavşan kesip etini verenin hakkına her sene bir tane koyunu kurban kesiyor. Değil mi? Maşallah. Şeyh Salman yine diyor ki, günün birinde biri babamı arayarak geldi. Fet diyen biri varmış burada, onu görmek istiyorum dedi. Meğer o şeymiş, o tiran vardı ya, çekirdek yediği için ona zulmeden birisi vardı ya çölün ortasında. Onun oğluymuş. Çok yaşlanmış ve oğluna demiş ki, ben bir çocuk vardı, 6 yaşındaydı, ismi Fahd'di. Ona çok zulmetmiştim. Onu bul, beni affetsin demiş. Bunu duyduğu zaman diyor, ben o şeyleri çok senelerdir unuttum. Olmamış gibi yaşıyorum. Hiçbir kin, bir şey, bir kötülük, öyle bir şey yok benim içimde. De ki rahat olsun, rahat gitsin, affettim onu demiş. Zulmeden vefat ettikten sonra da Allah onu rahmet etsin diye çok dua etti diyor. Şimdi bu hikayeden hisse var mı? Ne alacağız şimdi buradan? Bizim için bir şey var mı? Birincisi, yani bir karanlıkta dururken oradaki acılar bizi o karanlıktan çıkmamıza neden olur. Yardımcı olur. Eğer o acı yoksaydı orada, biz orada sonuna kadar kalabilirdik. Biraz fazla çekirdek yedi, zulüm gördü ama sonuçta ne oldu? O zulümden kurtuldu. Hem de sonuna kadar. Bugün başımıza gelen bir şeyler varsa, kötü bir şeyler, bizi rahatsız eden, isyan etmeden oradan bir hikmet gözüyle bakıp oradan bir şey görmeye çalışmamız gerekiyor. Değil mi? 6 yaşındaydı, dövüldü, çekirdek yedi, yollarda, çollarda kaldı. Sonra ne oldu? Bugün oğlu
dünyanın en büyük bilginlerinden Şah Salman diyen biri. İkincisi, birine yapılan iyiliğin ne kadar küçük olsa da gönülden samimi olması bu gelincağızın tavşan vermesine benzer. Ne tavşan ne ki? Sonra Fahd'ın oğlu ne yaptı? Her sene bir tane koyununu sırf o tavşan için onun adına kurban kesiyor. Küçücük bir şeyi ne büyük bir nezaket şeklinde bize geri dönebilir yani bu dünyada. O dünyadakisini bunu yani şimdi siz düşünün yani. Değil mi? Tamam. Size söylemek istediğim şu. Özbekçe'de söylemek çok kolay. Türkçe'de biraz zorlandım ama umarım anlaşılmıştır. Teşekkür ederim size. Öyle.